Ellerinize sağlık arkadaşlar. Ee, bir yandan şarkıları dinledikçe içinde de böyle aslında kelimeleri nasıl anlamlandırdığını da bulmak mümkün. Yani hepimiz işte kırmızı dediğimiz zaman senin kırmızınla benim kırmızım birbirini tutmuyor ya. Bu bayağı eğlenceli bir şey. Az evvel e, konuştuğumuz Hı. gibi insanların şarkıları e, sözlerini kendi hayatlarına dair bir yere e, oturtuyor olmaları Hı. çok heyecan verici. Ama bir yandan da içlerinde böyle ufak tefek o acıları e, ortaya koymak için de bir yandan da hani ters köşe yapabilecek hı hı. ifadeleri görmek de mümkün ya herkes sen, sence e, ayrılık acısını aynı mı yaşıyordur ya da hepimiz bu soruya bir cevap verelim bir tur dönelim bakalım ne acısında ya ayrılık acısı dediği zaman hani bir mesela Ayrılık acısı ayrıldım acısı. seni yakmadım diye <laughs> yani ben ilk önce soruyu algılayış biçimimden şöyle bir cevap vereyim e, bence zaten ben şöyle algıladım soruyu. E, şarkıları dinlerken herkes farklı şey hissediyor bir kere, no. o doğru e, biz de şöyle bir şey yapıyoruz aslında. Mesela biz de bir şey hissederek yazıyoruz onu. Ama biz bile atıyorum o şarkıya klip çekeceksek başka türlü, başka tarzda düşünmeye çalışıyoruz biraz daha etkileyici kılmak için belki onu ya da başka şeyler de anlatabiliyor muyuz bu şarkıyla diye. kliplerimizde biraz o var aslında doğru mu? Yani öyle bir farklılık durumu var. Aşk acısı ve ayrılık acısında da herkesin daha farklı şekilde şeyler hissettiğini düşünüyorum. Yani bir kere verdiğin önemden bile değişiyor bu. Hani karşılıklı iki insanın bile e ben sana şu kadar önem veriyorum şöyle bir ayrılık acısı yaşadım. Sen bana şöyle veriyorsun gibi böyle bir farklılıklar vardır bence diye düşünüyorum. Şimdi bilinçli ayrılıklar da var ama hani biraz uzak durayım filan. Stajiler. Hı. Strateji evet. evet. Yani ya bence kesinlikle kişiden kişiye çok değişiyordur. Ee, dediği gibi şarkıları hani biz şey yapmayı da seviyoruz. Mesela herhangi bir şarkıya bakış açılarını incelemek. Aa bu bu sözü beğenmiş. Aa bu sözden böyle bir şey çıkarmış falan filan. Onlar da çok enteresan oluyor. Hani dediğim gibi bir bir söz düşünüp bir kelime yazıp e, evrene salıyoruz sonra hani her al, alıcı onu ayrı algılıyor. O da keyifli bir tecrübe süreci aslında onları görmek hani kim ne anlıyor, nasıl yaşıyor. O yüzden tabii ki bütün duygular olduğu gibi ayrılık sürecinde Bambaşka yaşıyorlar insanlar. Kimisi çok hardcore yaşıyor. Kimisi böyle esprili şakalı. Hani bizimki biraz daha ona yakın genelde. Hmm. Ama işte çok değişkenlik gösteriyor. Bu da keyifli bir şey aslında. Ama işte siz mesela sen şakalı olarak onu algılıyorsun. Dinleyici için kim bilir o ne durumda evet, belki de, de. Yani dünyanın en iyi tokadını orada yiyor belki Aa, evet de. Yani. Evet onları yaşıyoruz ya. Yani biz ne kafayla yazdık. Neler <laughs> anlaşılıyor var be falan. O olduğumuz çok oluyor. İşte insan zihnini gerçekten e, anlamlandırmak mümkün değil. Baya e, güzel şeyler çıkıyor. Benim... Şahsi favori şarkım e, Evim. Ha, e, ve Evimi dinlemeye başlayalı da uzun zaman oldu. Çokça da dinledim. E, bir de ben en çok dinlenen şarkıyı dinleme şeyi değilimdir hiç. Hep Hı -hı. en az dinlenenden başlarım ki gerçek anatomiyi göreyim yani. Tam, Tam öyle olmuş e, Popüler olmayan şeyi de ne durumdayızı e, merak eden bir insanım. Ve mesela Evimi dinledikten sonra, Evimi dinlediğimde de bu arada e, şehir dışındaydım. Yazın, Temmuz ayında ilk dinle dinledim ve evet evet ya vallahi dedim, ne kadar acayip bir hissi var insan tam, çünkü ev dediği zaman tam doğa o esnada böyle hani evle alakalı insana ne evde hissettiriyor falan gibi bir de işi var dedim onu da düşünüyordum ha dedim ya evle alakalı insan nerelere nerelere gidiyor olabilir aslında tam tasarladığımız <laughs> evet, yani şekilde yaşamışsınız şeyi o şarkıyı olmuştum. yani evet. ya bu e, yap, yapmaya çalıştığınız şey bir yandan e, genç dinleyici de acayip bir karşılık buluyor ya. Yani şu an gerçekten izle, izlenme ve dinlenme sayılarınız böyle hızlı yükseliyor ve her gün yeni bir keşfediyor. Çift taraflı yorumlar. Kimisi e, hiç beğenmiyor ve işte büyük bir tepki gösteriyor. Kimisi çok beğeniyor ve tepki gösterme tepki gösteriyor filan. öyle evet, bir şey de var. E, öyle, öyle bir hikaye de Kendin var. Kendi aralarında yani. bir aynen, aynen. Şey e, bir anlaşmazlık var yani konuyla ilgili. Ya çok beğeniyorlar. O bir yandan da aslında kutupları yaşamanın da bir güzel tarafı var. E, evet. Sizin ne hissettiriyor? Mesela bu iş birazcık hani işin başında biraz zor, kötü yorumu duymak ve işte ondan feedback almak aslında. hani Her söylediğinin söylediği şeyde bir değer var temel olarak. Nasıl neler hissettirdi? Öyle bir sizi depresyona sürükleyen şeylerle karşılaştınız mı? Aslında biz yani bu işe kalkışırken biraz yani muhtemel kötü yorumları daha önceki gruplarda gördük ve dedik ki bizi bunlar gelecek yani. Onlara hazırlık dedik birazcık. O yüzden çok bir etkisi olmadı, çok vurmadı. Ama onun dışında güzel yorumlar tabii ki çok etkiliyor bizi. Ee, yani biz şu anki durumdan mutluyuz açıkçası. Çünkü şöyle bir durum var. E, seven gerçekten o kadar çok seviyor ki sevmeyeni kendi susturuyor. Hı hı. Bizim üzülmemize gerek kalmıyor. Yani hani şey oluyor, o nötrleşiyor orada direkt böyle. Kendi, ulaşmıyor kendi o zaman. Yani evet. ben çok aslında karşılaşmıyorum. Hani tabii ki biliyorum öyle bir yoğun hı hı. şey de vardır. Ama hı. çok gelmiyor yani ulaşmıyor oralara. Evet ya çok bir etkisi yok aslında bize hani olumsuz bir yorumun. Çünkü çok ön planda değil. Yani belki de teşekkür etmemiz lazım buradan. Sahne nasıl Dinleyen geçiyor? Nere? Sahne performansları nasıl geçiyor? Neler yaşıyorsunuz? Aa, sahne performansları çok güzel geçiyor bizim için ya. Yani e, özellikle biz daha bir sene yani olmadı belki yoğun tempoda e, konser vereli. Belki de şu an halimiz yoğun bile olmayabilir ama. Ee, biz e, seyircileri gördükçe hani doldurdukça mekanları bütün şarkıları bilerek söyleyerek bizle birlikte eşlik edince, onu görünce yani Nasıl çok çoğaldığını eğleniyoruz. hissediyorsunuz. Çok evet yani. evet çok enteresan evet. yani daha önce gittiğimiz bir mekanda atıyorum işte 30 kişi gelmiş bir sonraki birkaç ay var arada yani bir sonraki gidişimde gidişimizde 200 kişi gelmiş mesela filan ve yani herkes söylüyor çok büyük mutluluk veriyor yani bu çok bambaşka bir şey bu. Evet. Hadi müzikle devam edelim madem evim dinleyelim şimdi sizde. Olur, süper.